Onların hepsi bu yaptığı kötülüklerle sevinenle, yapmadığı iyiliklerle sevineni, evet arkadaşlar ekrana verdi. Onlar için diyor, acıklı bir azap vardı diyor. Hepsi işlediği kötülükle sevineni anladık. Yani nedir? Diyelim ki kebair günah işliyor, içki içiyor, adam öldürüyor, işte fuhşiyata gidiyor. Bununla sevinen kişinin azab-ı elime girmesi normal. Yapmadığı iyilikle övülmekten hoşlanan da azab-ı elim diyor. Tefsirlerin hepsi başkasının iyiliğine sahip çıkan olarak yazıyor. 18. sözde Bediüzzaman Hazretleri kendi yaptığı iyiliğe sahip çıkmanın da iyiliği gasp etmek olduğunu, ey nefsim diyor, senden sudur eden ortaya çıkanın bu iyiliklere sahip çıkma diyor. Çünkü zaten bunlar da senin değil ki diyor. Çok ince bir mana veriyor ve dolayısıyla burada ortaya çıkan hakikat, bir eser ortaya çıkıyor. Güzel bir mana ise, Kur'an'ın ve hadisin tefsiri ise ki hoş oluyor. Zaten benim değil ki diyor. Bu bir iyilik midir? Evet. Zaten iyilik de benim değil ki. Zaten benim inancım da bu diyor. Kur'an da bunu söylüyor. Zaten benim diyor. Ama burada gördüğünüz kusur bir şey varsa o benimdir diyor. Zaten bu diğeri onundur diyor. Kur'an'ın malıdır. Çünkü zaten oradan akmıştır. Ben neye sahip çıkabilirim? Malumunuz kader inancımızda da hayırda ve şerde üç unsur vardır. Şerde unsur muktezi, kesb ve halk. Muktezi bir kötülüğü istemek, bir kötülüğü yapmak, bir kötülüğü yaratmak. Kötülüğü isteyen, istemek insan nefsine aittir. Yapmak da insana aittir. Külli irade ile halk eden, yaratan Allah'tır. Burada şerde iki husus insana ait, birisi Allah'a aittir, yaratmak. İyilikte ise bir kötülüğü, bir iyiliği istemek, yapmak ve yaratmak. Üç husus. Bir iyiliği istemek, yani muktazi, o iyiliği isteyen, senin kalbine koyan, peygamber gönderen, kitap gönderen ve böyle düşünmen, yapman lazım diyen zaten Allah'tır. İyilik, o niyet, muktazi Allah'tan. Halk, yani kesb, yani onu yapmak, zahiri olarak, mesela namaz kılmak için yerinden kalkmak, zahiri bir yapmak o insana aittir. İmtihan için malumunuz. Halk yaratmaksa Allah'a aittir. İyilikte ise iki husus Allah'a, bir husus insana aittir burada tabiri caizse. Dolayısıyla zaten senin iyilik olarak sahip çıktığın bir şey yok ki. Zaten Allah sana iyilik yapmayı kalbine koyuyor. Zahiri olarak görünüşte sen yerinden kalkıp yapmak istiyorsun. Hakikatte yaratan gene Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla ayetin izahında 18. sözdeki yaptığı tefsirde müsaadenizle bu ayetin tefsirini yaparken çok ince bir manayla bunlar sana ait değil zaten ey nefsim diyor. Sen bundan sahip çıkma diyor. İşte bu çağ bunlara biraz yabancı. Çünkü mesela o arı balı yaptığını ne diyor? Allah'ın vahyiyle yapıyor diyor mu? İlhamıyla yapıyor diyor mu? Yok. Ne? İçgüdüsüyle yapıyor diyor. Diyor evet. Yani ilhamın yerini içgüdü almış. Veya insanların yaptıkları böyle olağanüstü işler ya, dahi adam. Yani Allah'ın lütfuyla, ikramıyla yaptı demiyor, onu dehasına veriyor. Aslında deha sözcüğü de sevgili Mücahit Bilici bu usta güzel bir yazı yazdı. Orada gördüm ben. Dehanın Latince veya İngilizce kökeni ilham manasına geliyor. Yani ilhamın yerine kullanmışlar tam. İlhamın yerine insanlar için dehayı kullanmışlar. Hayvanlar için içgüdüyü kullanmışlar. Böylece de ilham musluklarını kapatmışlar. Yani ilham musluklarının kapandığı bir çağdayız. Dolayısıyla bu tür şeyleri kabul etmiyor. İşte yani Batı kabul etmiyor hadi. Tabii bu materyalist bilimin çarklarından geçtikleri için bu bizim sayın hocalarımız da böyle şeyler, yani böyle bana ilham edildi, bana yazdırıldı falan, bunları şey görüyorlar, yani fantazi görüyorlar, bunlara itiraz ediyorlar. Yani halbuki normal olan bu.